Sadece bir kuruş için tam 100 kilometre yol kat etti. Defterdarlığa taksit yatıran çiftçinin bir kuruş eksik yatırdınız mesajıyla başına bakın neler geldi. Bana gelen telefondan bir kuruş borcunuz var ödeyin dendiği zaman bir kuruşluk şok yaşadım. Kim olsa bu şoku yaşardı. Çünkü başına daha önce kimsenin yaşamadığı bir şey geldi. Antalya'da komşusunun taksidini bir kuruş eksik yatırdı. Parayı tamamlamak için 50 kilometrelik yolu gidip gelmek zorunda kaldı. Emincan, Antalya'da yaşayan emekli bir çiftçi. Can'ın yaşlı ve engelli olan komşusunun 2B arazi taksidini ödemesi gerekiyordu. Evinden çıkamayan kadına yardım etmek istedi. Parayı yatırmak için Aksu ilçesindeki bankaya gitti. Emincan parayı yatırıp makbuzunu aldı. 50 kilometre uzaklıktaki evine geri döndü. Ancak gelen telefon her şeyi değiştirdi. Arayan Antalya defterdarlığıydı. Taksidiniz bir kuruş eksik, bunu ödemeniz gerekiyor. Değilse onay veremiyorum, diyordu. Emincan bir kuruşu yatırmak için çaresiz yeniden yola düştü. Sırada ikinci şok vardı. Çünkü bankacı bir kuruş yatırılamaz diyordu. Defterdarlığın uyarmasıyla devreye IBAN numarası girdi. Bir kuruş parayı yatıramadığımı söyledim. O da bana IBAN numarasını vereyim. IBAN numarasına yatırın. Buradan gözüküyor, oradan gözükmüyor olabilir dedi. Tüm bu işlemler için vatandaş 100 kilometre yol kat etti. Antalyalı çiftçi her şeye rağmen yaşadıklarını anlatırken sakindi. Devletimiz bir kuruşuna dahi sahip çıkıyor. Böyle olması bir vatandaş olarak benim çok hoşuma gitti.